Amerika Birleşik Devletleri de bu işi kaşıyacak, öyle görünüyor. Evet. Yani yaptıkları açıklamalara bakılırsa durum daha karmaşık hale gelecek gibi bir takım açıklamalar yapıyorlar. Belli ki orada bazı provokasyonların içine girecekler. Adeta kendilerini haklı çıkartmak için gerekeni yapacaklar. Biraz önce Turgay Güler bir soru sordu. Erdoğan olmasaydı, AK Parti olmasaydı ne olurdu diye. Ben size bir örnek vereyim. İşte daha önce ne oldu ortada. Biz Irak'ta biliyorsunuz Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Bu bizim kırmızı çizgimizdir, böldürmeyiz diye nutuklar attık. Daha sonra en sağından en sonuna kadar bütün siyasi partiler ne yaptılar? Çekiş güç veya keşif güç, buna destek verdiler. Onlara uçak verdik, biz asker verdik, komutan verdik. 36. paralelden bir çizgi çektik. Sözde Saddam'dan 36. paralelin yukarıdaki bölümlerini Saddam'dan koruduk. Ama çok ilginçtir, Türkmen bölgelerini korumadık. Tamamen Kürt bölgelerini koruduk. Göstere göstere, bağıra bağıra, kırmızı çizgilerimizdir diye diye Irak'ı kendimiz böldük. Orada bölgesel yönetimi oluşturduk. Amerika Birleşik Devletleri'nin dümen suyundaydık. Bence tarihi dönüşüm budur. Yani Erdoğan olmasaydı, Cumhur İttifakı olmasaydı böyle devam edecekti. Biz bir yandan nutuklar atacaktık, öbür taraftan bunları yapacaktık. Zaten nutukla geçiyor zamanımız. Bugün çok vahim bir şeyle karşılaştım ben. Meral Akşener, belki o konuya daha sonra gireriz, grup toplantısında şunu söylüyor. Gezi olayları diyor, milli bir mücadeledir, milli bir kalkışmadır. Gayrimilli Erdoğan yönetimine, gerçekten yani şaka gibi ama gayrimilli Erdoğan yönetimine bir kalkışmadır diyor. Kendi içinde çelişkili. Daha sonra Türk gençleri, Türk insanları birleştiler, ağaçları kordular gibi saçma sapan bir açıklama yapıyor. Zaten şu, bundan sonra Meral Akşener sokağa çıkmasın, yani ben milliyetçiyim demesin, ben milli duyguların peşindeyim demesin. Çünkü gezi olayları eğer milli bir kalkışmaysa bu büyük travma yarattı diyor AK Parti üzerinde. Gerçekten hepimizin üzerinde bir travma yarattı. Türk bayrağı yakıldı orada. Yani bütün müsilaj örgütler, bütün sol örgütler, ayrılıkçı sol örgütler orada boy gösterdiler. O açıdan içeriden de bir takım destekleri var. Şimdi tezkere geliyor. Biliyorsunuz onunla ilgili ne olacak, ona bakmak lazım. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar iki tane teröristin oradan çıkıp bizim İçişleri Bakanlığı'na ve Emniyet'e saldırmalarına rağmen, bu kadar ayyuka çıkan olaylara rağmen, bu operasyonlar devam ederken bizim ne işimiz var Irak'ta, ne işimiz var Suriye'de mi diyecek. Biraz da sıkıntı bu. Yani hala da o eski Türkiye'nin o eski kafaları hala da Türkiye'ye fren mekanizması uygulamaya çalışıyorlar. Bunlar parlamentoda. Parlamentoda bir başka şey daha var. Orada vurulan teröristlerin siyasi uzantısı da var. Çok zor şartlar altında bunlar başarılıyor. Bu tabii iktidarın büyük gücüdür. Zaten geçtiğimiz günlerde Alman medyasında bir değerlendirme çıktı. Çok ilginç bir şey söylüyor. Kafkas'ta da Rusya falan değil diyor. Artık en büyük güç Türkiye'dir diyor. Haklı. Çünkü Rusya bir yandan savaş içinde, bir yandan Batı'nın ambargoları altında inliyor. Şu anda rahat hareket edebilen, her tarafla görüşebilen ve zaman zaman işte tehdidini ikaya muktedir olan bir tek Türkiye var. Ve bu operasyon dediğim gibi bu yeni başladı. Devede daha tüy veya kulak. Önümüzdeki günlerde bu genişleyecek, devam edecek. Çünkü Türkiye gerçekten kararlı. Siz de orada harita başında söylediniz, değerlendirmeleri yaptınız. Bir kere o terör koridorunu, terör engelleme koridorunu bizim mutlaka kurmamız lazım. Daha sonra da Türkiye'ye yönelik bu terör örgütlerine gereken tarifeyi uygulamamız lazım diye düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Bir gece ansızın gelebiliriz dedik ama geceye kadar da sabredemedik. Biz gündüz bu sefer vurduk. Evet, artık demek gecesi ki, gündüzü Türkiye yok. Türkiye gerçekten ciddi anlamda kararlı.